Şurada seçime pek bir şey kalmadı. Allah'ın izniyle rekor bir oyla seçilip 5 yılda yaptığımız hizmetlerin sonucunun vatandaş tarafından nasıl görüldüğünü hep beraber anlayacağız. 5 yıldır bir zihniyet değişikliği oldu artık Ankara'da. Tüm ihalelerimiz açık yapılıyor. Hesap veriyoruz insanlara. Mal beyanımızı net bir şekilde açıklıyoruz. Tekrar söylüyorum, ben 1999 yılında avukatlığı bıraktım, belediye başkanı oldum. O günden bugüne bütün banka hesaplarım herkesin incelemesine açık. İsteyen istediği gibi izlesin. Kaldı ki 4 dönemdir belediye başkanlığı aday oldum Ankara'da. En ufak bir açıklık bulsalar, eksik bulsalar üstüne tepinmezler miydi? Bunu niye yapıyorum? Parasını emanet ettiğiniz insanın ne yaptığını bilmeniz lazım. Bunun için açık ihaleler yapıyoruz. Nereye kaç para harcadıysak hepsini görüyorsunuz internette. Açık açık Sayıştay raporlarına kadar hepsi var. Hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Çünkü benim maaşım, personelimin maaşı, yaptığımız bütün hizmetler sizin cebinizden çıkıyor. O zaman nereye ne para harcayacaksak bunun kararını hep birlikte almamız lazım. Ankara halkının ihtiyaçları için harcamamız lazım. Proje yapıyorum diye milletin tertemiz parasını alıp kalkıp çöp projelere gömemeyiz. Acil ihtiyaç neyse ilk önce Ankara halkının acil ihtiyacını görmek zorundayız. 2010 yılında 2200 tane otobüs varmış, belediye otobüsü. 2013'ten beri hiç almamışlar. Biz iş başına geldiğimiz zaman 1350 tane otobüs kalmış. 400 tane aldık. Şimdi 50 tane daha alıyoruz. Her yıl 150-200 tane alacağız. Ondan sonra da diyorlar ki ulaşım sıkıntısı var. Olur tabii. Bir dinozor parası bir otobüs yapıyordu. O kadar dinozor alıncaya kadar otobüs alsaydınız. Ankara'nın altyapısına 5 kuruş para harcamadılar görünmez diye. Görüyorsunuz, Polatya'ya su götürüyoruz. Maliyeti 2,5 katrilyon. 1,5 milyon nüfus bundan yararlanacak. İnşallah 40-50 yıl boyunca ne Yerikent'te, ne Sincan'da, ne Etimesgut'ta, ne organize sanayide, ne Polatlı'da artık su sıkıntısı olmayacak. Yani 232 köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Kör müydünüz şimdiye kadar? Geçen rakibim çıkmış Taşpınar'da kanalizasyon açıktan akıyor diyor. 25 yıldır ben mi idare ettim? Veya siz kanalizasyonları yaptınız, ben mi açtım onları? Ama başka şeylere para yatırmaktan vatandaşın gerçek ihtiyacını görmediler. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunuyoruz. Türkiye'nin en kırsal kalkınma desteklerini Ankara Büyükşehir Belediyesi veriyor. Şimdiye kadar 880 milyon lira destek verdik Ankara'nın çiftçisine. 6,5-7 milyar lira gelir elde ettiler. Belediyecilik budur. Biz gelince sosyal yardımları kesecektik değil mi? Öyle korkutuyorlardı. Niye öyle korkutuyorlardı? İşleri güçleri imar rantlarıyla uğraşmaktı. Ama bakın, bir AK Partili belediye meclis üyesi de aynısını söyledi. Bu geçtiğimiz 5 yılda ranta dayalı hiçbir şey bizim belediye meclisimizden geçmedi dedi. Çünkü biz birileri para kazansın, zengin olsun diye değil, Ankara halkını zengin edeceğiz diye söz vermiştik. Ankara halkını zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz. Yurt dışından bitki getirme işi bitti. Artık tamamını yerli üreticilerden alıyoruz. Değerli hemşehrilerim, sosyal yardımları kesecek dediler. Sosyal yardımları nasıl dağıtıyorlardı? KİMAT'tan bir esnaftan 150-200 milyonluk alıp, o da kar etmek için yurt dışından ithal ediyordu nohutu, bulguru. Onları dağıtıyorlardı. Göstere göstere bir de fotoğraf çekiyorlardı. Ben bunu ısrarlı bir şekilde, bunun bizim inancımıza aykırı olduğunu söyledim ve bir başkent kart çıkarttık. Başkent kartı para yüklüyoruz. Buradaki esnaflar da para kazanıyor. Bir elin verdiğini artık öbür el görmüyor Ankara'da. Bu
yaşta kalan ailelerin çocuklarına kırtasiye ücretini kartlara yatırıyoruz. 200 bin aileye doğalgaz veriyoruz. Pandemiden çıktık. Milletin cebinde para yok. Birçok iş yeri kapanmış. Dişte bir belediye başkanı öncelikli derdi bu olmalıdır. Bu insanlar evinde nasıl ısınacak diye, öyle mi? İşsiz kalmış hepsi. Cebinde 5 kuruş parası yok. 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz veriyorum. 200 bin aileye 29 aydır düzenli şekilde birer kilo et parası alması için kartlarına para yatırıyoruz. Dolayısıyla bu insanlar ne yer ne içer, bir pakette bu iş olur mu? Onların çocuklarının 60 bin tanesi okullarına ücretsiz geliyor gidiyor. Kantin desteği yapıyoruz. Arkadaşlar, o küçücük çocukların teneffüslerde simit alırken onlar mahrum kalmasın diye daha da yaygınlaştıracağız. Ondan sonra projesi yok diye iddia edecekler. Gelmişler karşınıza, ben başkent kart çıkaracağım, içine para yükleyeceğim diye mucize bir şeymiş gibi anlatıyor. Bu kardeşiniz 3 yıldır yapıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yine kantin desteğinde bulunacağız diyor. Keçiören'de kaç kişiye bulundun? Ben 50 bin kişiye destekte bulunuyorum. 5 bin tane emekliye destekte bulunuyorum. Neden derseniz, emekliye 7500 lira arkasından 10 bin lira verdiler ve hükümet açlık sınırını 16 bin lira olarak açıkladı. Bu ne demek? 16 bin lira geliri olmayan insan aç kalacak demek. Bana ne? Bu hükümetin işi mi demeliydim? Bu ilerlemiş yaşına rağmen artık ikinci bir iş yapamayacak insanlara derhal bir çağrıda bulundum. Türkiye'de bunu da benden başka yapan yok. Önce 13 bin müracaat oldu, şu anda 34 bin emekliye hükümetin verdiğinin 1/4'üne yakın destekte bulunuyoruz. İnsanların aç kalmasını seyredemeyiz. Gerçek belediyecilik budur. Belediye doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü beşeri ihtiyacını karşılar. Asıl tanımı budur. Dolayısıyla esnafın ayakta kalması için uğraşacaksınız. Çiftçinin üretmesi için uğraşacaksınız. Bütün hizmetlerini bu yöne vereceksiniz. Yoksa Veysel Başkanımın dediği gibi kavşak yapmak, yol yapmak, işte yaptık. Yeni kentin yolunu genişlettik. Daha şu anda cezaevinden gelen yol Törekent tarafından kavşak verilecek. İnşallah buradaki sıkıntı da kalkacak. Bunları fen işleri gayet güzel hesaplıyor. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek var mı? Belediye başkanı bolca yeşil alan yapacak. İnsanların yaşadığı şehirden keyif almasını sağlayacak. Nerede darda insan varsa ona elini uzatacak ki hiçbir aile, hiçbir anne baba çocuğuna karşı başını eğmesin diye yanında belediyeyi görecek. Sağlığıyla da ilgileniyoruz. Sağlığıyla da ilgileniyoruz. O çocukların sağlıklı büyümesi için, HPV aşısı, kanser olmasını engellemek için destekte bulunuyoruz. 100 tane çocuğumuza geçen destek alan ailelerin çocuğuna diyabet sensörü dağıttık. Tanesi 4000 lira. Aylık 4000 lira masrafı var. Bunlar sınava girdiği zaman başarılı olamıyordu. Dolayısıyla Ankara'da darda kim var? Arkasında Ankara Büyükşehir var. Darda kim var? Darda kim var? Arkasında Mansur Yavaş var. Çöp belediyeciliği ortadan bitmiştir. Ancak sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Bu hemşeriniz, bu kardeşiniz 5 yıl boyunca seçimlerden önce olduğu gibi biz eski döneme ait soruşturmaları verdik. Hepsi bakanlık kasalarında bekliyor. Fakat Ankara'nın meşhur trolü bir tweet atıyor. Hepiniz biliyorsunuz kim olduğunu. Ertesi gün belediye müfettişler geliyor. Ve neredeyse müfettişleri oturtacak odamız kalmadı. Ama biz o kadar memnunuz ki geliyorlar, inceliyorlar. Varsa bir hatası elbette cezasını çekecek. Ama Allah'a çok şükür bugüne kadar bir tane belediye personelim savcına ifade dahi vermedi. Ve sizler bize destek oldunuz. Yaptığımız sosyal desteklerle çok dua alıyoruz. Bu dualara, bu hayırlara sizler de ortaksınız.
Bizler de 5 yıl boyunca Allah'ın izniyle sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içerisinde olmayacağız. Yine olmayacağız. Bir eksiğimiz var. Belediye meclisi geçen seçimi kazanmamıza rağmen 2014 yılında ben 80 bin oy öndeydim. 28 meclis üyesi çıkarttık. Sistem öyle. Evren'den 2000 oya 2 tane meclis üyesi geliyor. Çankaya Keçören'den 65-70 bin oya 1 tane geliyor. Dolayısıyla dağılımda bir adaletsizlik var. Ve bunun nedeniyle bir sürü engellemeye maruz kaldık. Dibinizdeki tatlar arıtma tesisinin kredisini gittim Cumhurbaşkanı'na rica ettim. Talep ettim kendisinden. Uygun gördü. Yurt dışından krediyi de aldık. Onu da hükümet onayladı. Belediye meclisinden reddettiler. Birçok belediye başkanı bizi düşman gibi gördü. Odamı dahi görmeyen belediye başkanları var. Kim kaybetti? Bir dakika. Yok sandıkta. Gereğini sandıkta yapacaksınız. Kim kaybetti? Kendi ilçeleri kaybetti. Bunlar her şey nokta nokta ilçesi için yazar. Fakat bunlar partilerini ilçelerinden çok çekiyorlar. Elinden tutan ilçeler kazandı. Ne diyorlarsa hiç ikiletmeden yaptım. Ama düşmanlık edenler kendileri kaybetti. Bana hiçbir şey olmadı. Bu nedenle bizim mutlaka belediye meclisinde bu defa çoğunluğu almamıza ihtiyaç var. Benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacım var. O da burada Veysel Başkanım. El ele vereceğiz. Hepiniz tanıyorsunuz Veysel'i. Veysel'i hepiniz tanıyorsunuz. İnşallah el ele vereceğiz. Ve inşallah Sincan'a, Yenikent'e doya doya hizmet edeceğiz inşallah. Ve bu engel olanları da siz sandığa gömeceksiniz. Hiç yük çekmeye falan gerek yok. Artık temiz siyaset kazanacak, seviyesiz siyaset kaybedecek. Ve bundan sonra hiçbir belediye başkanı Ankara halkının seçtiği belediye başkanı düşman gibi, hasım gibi görmeyecek inşallah. Burada da görev size düşüyor. Sandıkta büyük bir oy farkıyla inşallah onlara dersini vereceksiniz. Ve bu kardeşinizi bir 5 yıl daha göreve getireceksiniz. Bir 5 yıl daha derken bu benim son 5 yılım. Ben Beypazarı'nda ikinci dönem seçildiğim akşam bunu duyurdum. Ama şimdi çok şükür anketler onu gösteriyor ki Ankara'da neredeyse seçim yarışması bitti. Şimdiden duyuruyorum ki hemşerilerim hata yapmasın, particilik yapmasın. Bir rozetimizi çıkarttık. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Korumasız geziyoruz, çakarsız geziyoruz. Kimseye bir kötülük yapmadık. Kimseye bir kötülük yapmadı ki ben Yenikent'e geldiğim zaman hemşerilerimin arasında neden korkayım? Şehir merkezinde bir güzel lokanta var. Oraya gelirken geçerken Beypazarı'na iki kişi gider gireriz. Kardeşimizin evine, iş yerine girer gibi gireriz. Kimseye çünkü kötülük yapmadık, kimseye ayırmadık. Artık bundan sonra tek talebimiz şu Sincan'dan. Veysel Başkanıma çok yüksek destek istiyorum. Bırakın particiliği. Veysel Başkanım da aynı benim gibi rozetini çıkaracak. İnşallah hepimize tarafsız bir şekilde hizmet edeceğiz. Evet. Beypazarı'na iftara gidiyorum. Evet. Dolayısıyla maalesef daha fazla uzun kalamıyorum. Amin, amin. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ben kendimi ve Veysel'i size emanet ediyorum. Siz de Allah'a emanet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah razı olsun. Allah utandırmasın inşallah.